İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta yine değişik bir programla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası bütün güzelliğiyle, heyecanıyla ve başarılarıyla devam ediyor. Ama arkadan ne geliyor? Arkadan olimpiyatlar geliyor. Olimpiyatlar en büyük organizasyon. Bu arada Kırkpınarlarla ilgili pek fazla bir yayın görmüş değilim. Bu en önemli atasporumuzla ilgili medyanın ilgisiz kalması beni son derece üzüyor. Ben tabii gayet rahatım, vicdanen son derece rahatım. Çünkü gayet güzel programımızı geçen hafta yaptık. 1999 Kırkpınar ağası Ayhan Sezer'le bu işi iyice anlattık, çözdük. Fakat ne yazık ki benden başka program yapana da pek rastlamadım. Şimdi bu defa ne var? Bu defa olimpiyatlara 20 gün kaldı. 26 Temmuz, 11 Ağustos arası Dünya Yaz Olimpiyatları devam edecek. Ve son derece önemli bir konuğum var burada. O kadar önemli bir konuk ki bu. Yani olimpiyat dünyasının 7 başkan ve as başkanından birisi. Diyeceksiniz ki insaf nedir bu? Demek ki ne oluyor? En büyük başkan bizim başkan. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener. Hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş böyle bu kadar böyle torbada bu kadar başkan ve as başkanlığı sizden rica edeceğiz. Orhan Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizin gibi spor yayıncılığının bir duayeniyle birlikte olmak gerçekten büyük mutluluk benim için. İşte bazı kuruluşlarda başkanlığım var. Olimpiyat genel olimpik family dediğimiz olimpiyat ailesi içinde. İşte bazı dallarda as başkanlığım var. Geçmişte yürüttüğüm görevler var ama sizin de belirttiğiniz gibi bir ilk planda 7 görev sayabiliriz. Yani gülüyorsunuz böyle sanki komik bir şey söylüyormuşsunuz gibi. Şu 7'ye bir 7 daha mı ekleyelim? Artık millete günah yani. Bütün başkanlıklar, as başkanlıklar ve ileriyi gören kişisiniz. Çünkü siz bir göz hekimisiniz. Yıllar önce de, 2 program önce söylemiştim bunu. Ankara'da beni bir maç yayınını yaptırttınız. Hastalanmıştım, rahatsızlanmıştım. Ne yapalım dedim. Dediler ki Uğur Bey var dediler. Uğur Bey'e hemen telefonlar. Ve Uğur Bey bizi 2 saatte kendimize getiriverdi. Ben yani bomba gibi maçımı anlattım. Ne güzel. O bakımdan yani yılların bir teşekkürüdür. Dediğim gibi daha önce bu helallik istemiştim sizden. Burada ondan sonra bana o helalliğinizi verin. Eksik olmayın, sağ olun. Evet. Efendim hem tıp mensubu olup hem de sporun içinde yaşayınca tabii çok fazla dostumuzun bazı ufak tefek sorunlarıyla da ilgilenme dostluk içinde bir sorumluluğumuz adeta. Öyle düşünüyorum ben. Evet. Sevgili hocam şimdi buradan bir özet yapayım sizinle ilgili. Sonra tafsilatlara tabii geçelim. Şimdi Ankara Gazi Lisesi'ni bitirirsiniz. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olursunuz. İhtisasınızı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamlıyorsunuz. Evet. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde göreve devam ediyorsunuz. Göz Hastalığı Anabilim Dalı'nda 96'da doçent, 2001'de ise profesör oluyorsunuz. 2000-2007 yılları arasında Hacettepe Hastaneler Genel Direktörlüğü Anabilim Dalı'nda Genel Direktörlüğü'nden 2007-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunup 2017'de üniversiteden affınızı istiyorsunuz. Emekli oldum. Evet, yani ben böyle genç, dinç bir insana emeklilik lafı pek yakıştıramadım yani. Ben kendim de mesela herhalde 100 yıl falan olmuştur ben de emekli olalı. Estağfurullah. Hala çalışıyorum. Estağfurullah. O bakımdan. Ve şaka bir yana tabii. Şimdi enteresan olaylar var. 2005 yılından bu yana Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı. Evet.
Çok enteresan. Yani sizin yolunuzda Mete Gazoz'u görüyoruz sonra. Bu işlerde bayağı bir hizmetimiz var. Önümüzdeki yıl inşallah 20 yıl hizmeti tamamlayacağım ve önümüzdeki yıl artık Dünya Okçuluk Federasyonu'nu yeni arkadaşlara devredeceğim. Evet. Yapılacak kongrede. 20 yıl uzun bir süre. Çok güzel yılları geçirdik. Okçuluk sporunu olimpiyat oyunları içinde cazip kılan bir hale getirdik. Tabii. Özellikle televizyon izleyicisi açısından birçok kural değişikliğiyle okçuluk bugün güzel anı biriktiren, güzel izlenen bir spor dalı haline geldi. Zaten evet. Olimpiyat yaz olimpiyat oyunları programı içinde de okçuluk yeri en pekişmiş, en iyi spor dallarından birisi. Bundan da ben büyük mutluluk duyuyorum. Tabii. Şimdi bu o kadar ilgi çekici bir yere geldiniz ki neredeyse en önemli konu benim için birdenbire tam adamına sorulacak şu anda. Hatırlattınız bana. Bakın şimdi bu ataspordur, okçuluk. Evet. Ve güreş. Bunlar hep bizim atasporlarımız. Enteresan şeyler dönüyor. Şimdi siz aynı zamanda Dünya Milli Olimpiyat Komitesi AS Başkanısınız. Öyle mi? AS Başkanlığını yaptım. Evet. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin AS Başkanlığını yaptım. Başkan vekilliğini yaptım. Evet. Orada dönem süreleri belli kurallara bağlı. Süreniz dolduğu zaman yeni arkadaşlara devrediyorsunuz. Ama spor kariyerimde sporun dünyada spor protokolünün 2 numarası olma onurunu da yaşadım. Çok, çok bir işte bahsediyoruz ya hani biraz önce konuşurken olimpiyat dünyasının 7 başkan ve as başkanı olarak bunları dile getirdik. Şeyi soracağım. Şimdi bazı güreş, bazı dallar kapanmak isteniyor. Boks, güreş. Olimpiyat komitesinde böyle bir şey olabilir mi? Yok. Şimdi böyle bir şey yok Orhan Bey. Güreşte şimdi birincisi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olmazsa olmaz uygulamalarından birisi cinsiyet eşitliği. Yani olimpiyat oyunlarına bakın Paris'te katılımın %50'si erkek, %50'si kadın sporcu olacak. Evet. Bu çerçevede örneğin güreşte bazı erkek sıkletlerinden vazgeçilip onların yerine kadın sporcuları ön plana çıkaran sıkletlere geçildi. Yani kadın, güzel bir şey yani. Tabii. Ötekileri kaldırmadan ama yani. Yok, çünkü hayır. Boks, güreşte kalkar mı? Bizim Allah açımızdan şey. İyi de oldu. Çünkü kadın güreşinde de Türkiye güçlü. Yasemin'den yine bir madalya bekliyoruz örneğin Paris'te. Boks'ta da Uluslararası Federasyon'un sıkıntılarından kaynaklanan bir takım gelişmeler oldu. Evet. Tokyo'da örneğin boks yarışmalarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin oluşturduğu bir çalışma grubu oluşturdu. Tabii doğru, doğru. Aynı şekilde Paris'te de bu şekilde çok güzel şey olacak. Bu alanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Thomas Bach'ın da açıklamaları var. Evet. Örneğin boksun Los Angeles Olimpiyat Oyunları programında olması da şimdiden kesin. Orada bir tereddüt yok. Evet. Sizin boksa olan sevginiz tabii. Ve sizin ağzınızdan çok önemli büyük boks yarışmalarını radyoda Muhammed Ali'ler gençliğimizde izlediğimiz televizyona için, da geçtik sonra. Evet, evet. Yani televizyona da geçtik. Enteresan. Benim 61,5 yıl ekran hayatım var. 67 yıllık da spor yazarlarım. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Amin, amin. değerli hocam, şimdi laftan lafa atlıyoruz. Önümüzde o kadar ilgi çekici şeyler var ki. Bunu sordum. Bunu sorduktan sonra önce arkadaşlarımızı, Kaan Yalçın yönetmenimiz bugün ve o Mehmet Şuşoğlu onun yardımcısı, Bilal Temizel de benim yardımcım. Önümüzde çok güzel fotoğraflar var. Sizler bunları
gayet titiz bir şekilde saklamışsınız. Biz de bunları değerlendireceğiz. Şimdi yavaş yavaş birinci fotoğrafı çıkartıyorsun. Sayın değerli en büyük başkanımız Uğur Erdener, bunları bizlere isimlerini görerek seslendirecek, izahatını yapacak. Buyurun efendim, hocam. Burada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterimiz, ki iyi tanınan bir Neşe insandır, Neşe Hanım'la Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Thomas Bach'la ayaküstü sohbet ediyoruz. Yalnız pardon, Neşe'nin soyadı Neşe. Neşe Gündoğan. Gündoğansız olmaz yani. Tabii. Gün neşesiz doğmaz. Evet. Şimdi ikinci fotoğrafa geçebiliriz galiba. İsterseniz onun anonsunu da siz yapın. Efendim, burada da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir toplantısından alınma. Başkanla birlikteyiz. Ben aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Tıp ve Bilim Kurulu Başkanıyım. Yani 7'nin içinde mi bu, yoksa 7,5 falan mı? 7,5 diyelim. benimle birlikte çalışan Dr. Richard Budget, o da eski bir benim solumda görünen. Evet. O da eski bir olimpiyat şampiyonudur kürekte. Enteresan. Yine Thomas Bach'ın yanında oturan da benim komisyonda as başkanım olan, o da Doktor Robin Mitchell. Aynı zamanda kendisi Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği'nin başkanı. Bir toplantıdan bir fotoğraf. Yani evet, tekrar ediyoruz daha fotoğrafları. Herhalde değiştirebiliriz bunu. Evet, evet. Tabii. Yine Thomas Bach'la birlikteyiz. Hemen hemen her ay bir iki kere kendisiyle görüşürüz. Sıcak bir adam. Yani evet. Thomas Bach bize karşı, sizin bahsiniz de tabii, bir sevgisi olduğunu ben anlıyorum burada. Şöyle arz edeyim Orhan Bey. Uzun yıllara dayalı bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. Yani şimdi çıkıyor medya. İki spor adamı olmanın ötesinde başka bir dostluk yakın var. Bir dostluğumuz var. O nedenle bizim ilişkimiz biraz farklıdır. O çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Türkiye'ye de her zaman yakın abi, bir insan. Abi tabii yani. İşte idarecilik bu. Eskiden idareci denirdi. Çok eskiden. Yöneticilik yani. İşte. Evet, şimdi buraya gelelim. Burada da yine Thomas Bach'la bir yarışma sırasında birlikteyiz. Ortadaki de eşim. Allah mutluluklar versin. Uzun ömürler yaşasın sizlere, ailenize. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bu resim tabii oldukça anlamlı. Bu maalesef kaybettiğimiz önceki Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanımız Jack Rock kendisi. Bir gençlik olimpiyat oyunları sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Tabii güzel bir anı. Kendisini kaybettik. Çok değerli bir spor insanıydı. O da aynı zamanda meslektaşım, bir tıp mensubuydu. Kalpten falan mı getiriyorsun? Yok. Sağlıklı bir tip. Daha sonra. Sağlığı zaman içinde biraz bozuldu. Evet. Kendisi de iyi tanınan, bilinen bir tıp insanıydı. Evet. Toprağı bol olsun diyelim. Evet. 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 Bu bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir yönetim kurulu toplantısı sonrası çekilmiş bir fotoğraf. Başkan ve işte as başkanlar, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte. Burada şimdi benim çok hoşuma giden bir şey var. Hep diyorum ya, en büyük başkan, en büyük başkan bizim başkan diye. Aynı zamanda en uzun başkan bizim başkan. Baksanıza. Kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 15 kişi içinde evet. Ortada böyle pivot. Baskete başlayabiliriz. Eski basketbolcu olmanın belki değil mi? Getirisi diyelim. Evet. Bu tabii benim çok haz duyduğum bir fotoğraf. Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrası sevgili okçumuz, sempatik okçumuz Mete Gazoz'a altın madalyasını verdikten sonra
yine sevgili kardeşim, onun koçu Göktuğ Ergin'le birlikte Tokyo'da yarışma sonrası, madalya töreni sonrası çekilen bir fotoğraf. Ne büyük mutluluk değil mi? Benim açımdan tabii çok büyük bir zevk, büyük bir gurur. Çünkü bir Türk dünya başkanı olarak kendi sporumun bir ferdine, bir bireyine, çalışkan bir bireyine olimpiyat altın madalyasını takmak büyük bir gurur oldu benim için. İşte başkan bu dedirtiyorsunuz tabii. Güzel bir şey tabii. Evet, devam ediyoruz. Güzel, anlamlı fotoğraflar bunlar. Bakın burada yine. Efendim bu Roma'da çekilmiş bir fotoğraf. Benim solumda yer alan nispeten daha kısa boylu olan Dünya Spor Hekimleri Birliği Başkanı Profesör Fabio Pigossi, yakın dostum ve arkadaşım. Onun yanında da Giovanni Mangino, İtalyan Olimpiyat Komitesi Başkanı. Bana 2 yıl önce Roma'da Dünya Spor Hekimleri Birliği'nin altın madalyasını takdim ettiler. O törende çekilmiş bir fotoğraf. Çok güzel. Burada güreşe geldik. Evet, sevgili olimpiyat şampiyonumuz Taha'ya madalyasını takdim ederken, bu da tabii bizim albümümüzün özel ne büyük mutluluk fotoğraflarından tabii mutluluk duyduğum bir anıyı yansıtan fotoğraf. Tabii sadece yaz olimpiyatları değil, kış olimpiyatları da, evet, ondan bizim, da bahsedebiliriz. Bizim mutlaka önemsememiz gereken tabii. Bir büyük organizasyon. Burada kış olimpiyat oyunlarına katılan sporcularımızla çekilmiş bir fotoğraf. Hem kış olimpiyat oyunları hem onun gençlik versiyonuyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak özel ilgileniyoruz ve hazırlık aşamasındaki sporcularımıza büyük destek veriyoruz. Evet. Maalesef kış sporlarında biraz geriyiz ama son zamanlarda özellikle hız pateninde önemli aşama kaydetme durumundayız. Güzel. Biz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak hem teknik destek hem sporculara bir maddi destek sağlıyoruz ve sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de kış sporlarını yapmaya yönelik çok güzel merkezlerimiz var ama maalesef ciddi başarılarımız yok. Ama inanıyorum ki yakın gelecekte bu başarılara da sahip olacağız. Yakın zamanda Gangwon'da bu yılın başında yapılan gençlik kış olimpiyat oyunlarında mesela kadın ice hockey takımımız, buz hockeyi takımımız, evet, yine speed skating'de çok kısa kulvarda çok ciddi sporda aşama yapan yetenekli sporcularımızı izleme fırsatını bulduk. Bu da bizi mutlu etti. Efendim bu burada bizim Dünya Okçuluk Federasyonu'nun kongresinden podyumdan çekilen bir fotoğraf. Bir yanımda as başkanımız, diğer yanımda da genel sekreterimiz Tom Dilen var. Güzel ve başarılı bir fotoğraf yani. Evet. Renkler falan. Bu da yine bizim yönetim kurulumuz toplu halde Dünya Okçuluk. Yani bizim derken Dünya Kongresi. Dünya Kongresi. Evet, evet. Yani. Ben başkanlığını yaptım, evet, kuruluş. Evet. Evet, bunu da geçebiliriz. Bu da yine bir başka kongre fotoğrafı. Burada bizim Antalya'da benim Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığım zamanında başlattığımız, şimdi sevgili arkadaşlarımın Abdullah Topaloğlu'nun ekibiyle birlikte gözlü gibi baktıkları
Antalya Okçuluk Tesislerimizin açılışında Sayın rahmetli Yücel Seçkiner Bakanımız, yanında yine rahmetli eski genel müdürümüz Tevfik Sarpkaya. Sağda en uzun boylu basketçi, profesör. Bazı yerel otoritelerle birlikte böyle geç vakit yapılan bir açılış. Yani ne çok iyi insanlardı, hepsini tanırım. Tabii sizin de tam eski benim devrimi, dostlarınız. Hızlı devrimi yani arkadaşlar. Bu da hoşuma gider. Bu da bir başlaki kim? Bir dünya şampiyonasına katılan ekibimiz diyelim. Evet. Mario Codispoti sağ tarafta kırsaçlı olan Türk okçuluğuna benimle birlikte ciddi hizmetler vermiş bir İtalyan antrenörümüz. Onun sayesinde ciddi yol almaya başladık. Ortada da Sayın Kemal Noyan, uzun yıllar benimle yakın çalışmış bir iş adamı dostum. Halen görüşürüz. As Başkan olarak federasyonumuzda uzun yıllar görev yaptı kendisi. Evet. Bunlar genel işte şöyle albümden çok seçmeler. Çok güzel, çok iyi seçmişsiniz. Çok fazla şey yapmayalım, zaman da dar çünkü. Evet. Sizin... Bir iki olay var. Mesela biliyor musunuz? Şimdi arkadaşım yönetmen Kaan Yalçın göstersin. 1896 yılında bir olay biliyorsunuz. 1896'da ilk olimpiyatlar başlar ve Osmanlı İmparatorluğu olimpiyatlara katılmaz. Ama bu adam işte şu anda yıldırım gibi getirdiler. Koç Mehmet. Evet. Eski Kırkpınar şampiyonlarından Koç Mehmet. Duyar Yunanistan'da 1896'da ilk olimpiyatın başlayacağını zembilini aldığı gibi, o zembil işte kısmeti tutan zembil, doğru Atina'ya gider. Güleş o zaman. Tabii. Güleşe geldim be ya diye. Kimse anlamıyor ondan. Ondan sonra telegram, eski laflarla telgraflar çekilir. Osmanlı Baron de Coubertin arasında, ilk kurucu arasında anlaşmaya varılamaz. Osmanlı'dan böyle bir müracaat gelmedi diye bizim bu rahmetli Koç Mehmet'i geri gönderirler. Adam 1896'da olimpiyatlara ilk katılması gereken adam olmasına rağmen ilk kovulan olur. Ve dediğim gibi sonra Avrupa'da ikincilikler kazanır. Her zaman yani Avrupa'da birinci olamaz. Bütün o güreşlerde, paralı güreşlerde, Koca Yusuf'ların, Adalı Halil'lerin hepsinin gittiği yerlerde, bunları sık sık söylüyorum ben. Onun için bunu rahmetle anıyoruz. Bir medeni cesaret olarak orada kendisini görüyoruz. Enteresandır bu adamın cesareti. Bir de Selim Sırrı Tarcan'ı unutmayalım. Selim Sırrı Tarcan. Onu unutmak ne mümkün. Şimdi bakınız, öyle bir fotoğraf getirecekler ki nasıl bir adam. Vücuda bakın. Baklava. Tabii. Baklava da şimdi fiyatı herhalde 1500 lira mıdır nedir onu bilemiyorum yani. Baksanıza burada. Tabii. Muhteşem bir adam. Olimpiyat komitemizin de kurucusu. Kurucusu. Üçüncü başkanı. Tabii. Biliyorsunuz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ülkemizin en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi. Evet. Kızılay'dan sonra belki. 116 yıllık bir kurum ve bu kurumun inşa edilmesinde Selim Sırrı Tarcan'ın çok önemli. Bir rolü var tabii. Türk Spor Teşkilatı'nı kuruyor Ali Sami Yen'le birlikte. Yani her şeyin başında olimpiyatlara iki kere gibime geliyor. Bir veya iki kere kafile başkanlığı da yapar. Birinci 1924 olimpiyatları Paris'e siz hatırlattınız Ali Sami Yen. Ben onunla ikisini, birini zannediyordum. Ama ondan sonraki olimpiyata katılmış olabilir. Tabii bu yıl ülkemizin olimpiyat tarihinin de 100. yılı. Ya. Sadece Cumhuriyetimizin geçen yıl kutladık. Ama bu yıl Türkiye'nin olimpiyat serüveninin de 100. yılı. 1924 Paris 5 branşta 21 sporcumuzla temsil edildiğimiz Cumhuriyet'in ilanının daha birinci yılında
özel bir davet, özel şeyle, davet, özel davet. Millet neler yapıyor katılabilmek için? Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün de önemli teşvikleriyle katıldığımız ilk olimpiyat Türkiye Cumhuriyeti evet. olarak. Bu yıl onu da inşallah Paris'te 100. yılı kutlamasını yapacağız. Evet, çok çok önemli olaylar bunlar. Değerli Uğur Hocam, şimdi böyle devamlı yüzüyoruz böyle, yüzüyoruz. Akılda kalan bir sürü şey aynı gece benim böyle rüyalarıma giriyor. Bunu konuşmadınız, bunu konuşmadınız. Mesela sizinle ilgili çok önemli bir şey geldi. Benim telefonuma, benim tarihi telefonuma. Fatih Sultan Mehmet hediye etmişti bana onu. Akılsız telefon. Ama Fatih Sultan çok akıllıydı yani. Sen dedi, hocam dedi, Osmanlı'nın dedi, en eski spikerisin dedi. bu telefonu sana hediye ediyorum dedi. Rahmetli olsun adama. Neyse, sizden bir bilgi geldi. Dijital bir arşiv kurmuşsunuz. Evet. Bu büyük bir olay bu. Yani geçmiş olimpiyat oyunlarının tümünün muhteşem bir şey. Tüm bilgilerine ulaşmak mümkün. Ülkemizin olimpiyat tarihi içindeki yeri, gelişimi ayrıntılarıyla ulaşmak mümkün. Yine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bugün modern binasında, olimpiyat evimizdeki kütüphanede de ayrıca üniversite öğrencilerimiz, özellikle spor eğitimi yapan öğrencilerimiz geliyor ve gerek araştırmalarını, gerek tez hazırlıklarıyla ilgili çalışmaları orada yürütüyorlar. Arkadaşlarım da kendilerine her türlü yardımı, ilgiyi göstermekteler. Arşiv, dijital arşivimiz de yakın zamanda faaliyete geçti. Tüm arkadaşlarıma büyük emek verdiler. Kutluyorum o nedenle. Evet. Biz bir zamanlar Bilal Porsun'la seyahatlere çıkardık. Beni de davet ederlerdi. Birçok insanı spora yönlendirirdiniz. Yardımlar yapardınız. Bunları unutmuyoruz. Ve kaç kişi çalışıyor mesela olimpiyatlarda, olimpiyat komitesinde? En yaşlısı, en genci. 40'a yakın arkadaşımız görev yapıyor. Az bir rakam yani. Güzel. Tabii masrafı az. Şöyle, şimdi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kamu kaynağı kullanan bir kuruluş değil. Evet. Tüm gelirlerini kendisi. Olimpiyat oyunlarından bize düşen paylar ve sponsorları aracılığıyla sağlıyor. Büyük bir binamız var. Bu binanın sürekli canlı tutulması, işlevselliğinin sağlanması gerekiyor. El birliğiyle bunları sağlamaya gayret ediyoruz. Evet. Çok genç, çok dinamik bir kadromuz var. Departmanlar halinde bir kurumsal yapının oluşması için çaba harcadık özellikle geçtiğimiz 10 yıl içinde. Şu anda büyük bir mutlulukla ifade edebilirim ki gerçekten özveriyle görev yapan, genç, dinamik, çok iyi lisan bilen bir kadroya sahibiz. Bu dinamik kadronun en eskisi de duayen Erdoğan Arıpınar değil mi? Erdoğan abimiz, Allah'a ömür versin, yaşayan en eski üyemiz. Muazzam. Şu anda. Muazzam. Bir numara o. Saygımız, sevgimiz sonsuz kendisi. Tabii, Cumhuriyet Gazetesi spor müdürüydü. Yıllar önce beni transfer etmek istemişti. Ellerinden öpüyorum onun da. Fair play faaliyetlerinde Erdoğan evet. abimiz bayrak elde koşuyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız vaktin bittiğini söylüyorlar. Çok güzel bir program yaptık sayenizde. Hiç kimsenin bilmediği olayları, resimleri, fotoğrafları gösterdik. O bakımdan ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir duayen spor insanı, duayen olimpiyat yayıncısı, duayen spor yayıncısı sizinle birlikte olduğum için bu sürede. Çok teşekkürler. Efendim programımız burada sona eriyor. Sevgiler ve saygılarla ekrandan ayrılıyorum. Hoşça kalın.